Önümüzde Cumhuriyet'in 100. yılı var. Seneye tam 100 yaşında olacak Cumhuriyetimiz. Büyük problemlerimiz var. Ekonomik problemlerimiz var. Siyasi problemlerimiz var. Demokrasiyle ilgili sorunlarımız var. Terör var. Dış politikayla ilgili sorunlarımız var. Tarımda, sanayide, üretimde sorunlarımız var. Sığınmacı sorunumuz var. Para bulunur. Mülteci gönderilir. Bütün bunlar çözülür. Ama geleceğe umutla bakamayan bir gençliğin sorununu çözmek en zor. Tarihimizin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. 94 krizini gördük. 2001 krizini gördük. Ama ilk kez şaşkınlıkla izliyorum. Benim hesabım kitabım şaştı. Benim hesabım şaştı. Bilmiyorum sizin hesabınız şaştı. Ben anlayamıyorum yani 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira. Ekonomist olmaya gerek yok. Batırdı bu Erdoğan bu memleketi. Batırdı. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de artık zengin bir azınlık var, yoksul bir çoğunluk var. Sadece yurttaşlar borçlu değil, devlet de borçlu. Yurttaşı da gırtlağına kadar borçlu, devlet de gırtlağına kadar borçlu. Bunun tek bir sorumlusu var, Erdoğan. Erdoğan'ın inadı, Erdoğan'ın kibiri, Erdoğan'ın iş bilmezliğidir. Değerli arkadaşlarım, 2018 yılında meydanlarda kendisiyle yarışırken insanlarımıza şunu dedi: ver yetkiyi, gör etkiyi. Verdiği yetkiyi, gördün kini. Hepimiz gördük. Verdik yetkiyi. Gördük sonu. Değerli arkadaşlarım, memleketin hali işler acısı. Umudumuz neresi biliyor musunuz? Umudumuz Katar. Umudumuz Birleşik Arap Emirlikleri. Umudumuz Suudi Arabistan. Millete sürtük diyor ya, sürtük. Katar kapılarında sürtüyor 3-5 milyar dolar. Kim sürtük? Sürten kim? Bu millet sürtük değil, bu millet sürtmüyor. Ama sen Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın kapısında 3-5 milyar dolar için sürtüyorsun. Yahu bu Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü değil miydi? Öyle demiyor muydu? Peki bu can bu bedende olduğu sürece Suudi Arabistan'la ilgili sözleri yok muydu? Katile dosyayı verdin, katile. Cemal Kaşıkçı'nın katillerine dosyayı teslim et. Dünyada kriz var diyor. Sorumlusu ben değilim diyor. Pandemi var diyor. Ukrayna savaşı var diyor. Sorumlusu ben değilim. Dünyaya bakacağız. Dünyada petrol ne kadar artmış? Türkiye'de ne kadar artmış? Geçen sene petrol 70 dolar. Brent petrol 70 dolar. Bugün 100 dolar. %40 artmış. Geçen sene mazot 7 lira. Benzin 7 lira. 30 liraya çıkmış, şimdi 25 lira. %250 artmış. Dünyada %40 artmış, Türkiye'de %250 artmış. Eğer dünyada 40 arttıysa, Türkiye'de de 40 artsaydı, Erdoğan haklı olur. O zaman dünyada problem var, biz de payımızı aldık der. %40 artan dünyada, %250 artmış Türkiye'de. O %210 var ya, 210, o Erdoğan işte. Onun inandı şöyle: dünyada gıda fiyatları %23 artmış. %23. Türkiye'de %93,93. Bu TÜİK'e bayılıyor. Çok güzel yalan söylüyor. 93,93. Nasıl denk getirdin be mübarek? Sanki sana inanan var. 93,93. Çok hassas bir terazileri var. Yani bu kadar güzel yalan söyleyeni ilk kez gördüm. Çok güzel yalan söylüyor. Dünyada 23 artıyor, Türkiye'de %93 artıyor. İşte aradaki 70'in sorumlusu Erdoğan'dır değerli arkadaşlar. Bu arada neler oluyor Türkiye'de? Milleti neyle avutuyor? Pazartesi günü doğal gaz buluyor. Pazartesi günleri doğal gaz bulma günü. Salı günleri
yani gaz çıkarmalıyım. Salı günleri petrol buluyor. Çarşamba nadir element buluyor. Perşembe uzaya gidiyor. Cuma günü namazdan sonra basın toplantısı var. O gün de meşgul. Cumartesi jölibon buluyor. Jölibondu değil mi? Jelibon. He. Onu bile bilmiyoruz ya. Cumartesileri jelibon buluyor. Pazar günü tatil olsun artık. O kadar çalıştı bir günde tatil olsun. Türkiye'de bütün sektörler küçülürken, tarım çökerken, eğitim çökerken, vergi oranları almış başını gitmişken, her sektör zordayken bir sektör var ki rekor üstüne rekor büyüme kırıyor. Hangisi biliyor musun? Bankalar. %1000 büyüyen bankalar. %1000. En büyük kârı mesela geçen yılın ilk 5 ayına göre 2021'in ilk 5 ayına göre 2022'nin ilk 5 ayını kıyasladığımızda bankacılık sektörü %434 büyümüş. Ortalaması. Hani arabanızın deposunu dolduruyorsunuz ya, doğalgaz faturanızı ödeyemiyorsunuz ya, hani peynir alırken pahalı geliyor ya, hani kredi kartlarınızı ödeyemediğiniz dekontlar var ya, o paralar nerede biliyor musunuz? Aziz milletim, senin ekmeğinin, peynirinin, sütünün, çocuk mamasının, doğalgazın, benzinin, mazotun, o paraları Erdoğan senin cebinden aldı, bankaların kasasına koydu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük faizcisi Erdoğan. En büyük faizcisi. İşler iyi giderse büyük lider Erdoğan yaptı. İşler kötü giderse dış güçler gezi olayları, muhalefet, 2001 krizi. Arkadaşlar, dış güçler sanki Erdoğan'la birlikte geldi. Abbasların döneminde Bizans yok muydu? Dış güçler yok muydu? Fatih Sultan Mehmet'in döneminde dış güçler yok muydu? Atatürk'ün döneminde dış güçler yok muydu? Özal'ın, Demirel'in, Ecevit'in döneminde dış güçler yok muydu? Aziz milletim, bu dış güçler masalına inanma. Erdoğan senin saflığına güveniyor, saflığına. Dış güçler 1000 sene önce de vardı, 1000 sene sonra da var olacak. Önemli olan hem dünya liderliğim deyip hem dış güçler bize müdahale ediyor diyemezsin. Eğer sen lidersen dış güçleri elini tersiyle iter atarsın. Eğer sen onlara teslim oluyorsan lider değilsin zaten. Bizim Memleket Partisi olarak diğer partilerden farkımız şu. Biz eleştiririz ama yolla gösteririz. Hem iktidara yol gösteririz hem muhalefete yol gösteririz. Bakın söylüyorum. Biz Memleket Partisi olarak Erdoğan'a önerimizdir. 1. Erdoğan yargıdan elini çek. 2. Söz dinleyen değil, işini bilen ehil insanlarla çalış. Merkez Bankası, TÜİK, EBDK, BDDK gibi kurumlara bunların işlerine karışma. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu çıkar. Düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale etme. Unutma ki bağımsız bir yargı, bağımsız bir merkez bankası doları düşürür. Doları düşürmek istiyorsan bağımsız yargın, bağımsız merkez bankan olacak. Bunlar yoksa çok beklersin döviz düşsün diye. Bu ülkede en büyük kötülük yaptıkları alanlardan birisi de tarım. Tarımı bitirdiler. Çünkü tarımı hiçbir zaman stratejik bir sektör olarak görmediler. Tarım cahillerin işi değildir. Tarım artık modernitedir, çağdaşlıktır. Tarım artık okumuş yazmış insanların işidir. Tarım teknolojidir. Civciv dışarıdan geliyor. Tohum dışarıdan geliyor.
yem dışarıdan geliyor, ilaç dışarıdan geliyor. Hepsi bunların dışarıdan. Daha kötüsü son dönemlerde çobanlar da ithal. Çobanlar da ithal. Yem ithal, civciv ithal, ilaç ithal, tohum ithal, çoban ithal. Bunlara sorsan yerli ve milli. Herkes biliyor, mercimeğin ana vatanı Türkiye. Ama Kanada'dan mercimek alan, Ukrayna'dan buğday alan bir Türkiye var. Şeker fabrikaları haraç peşe sattılar. Bakın bu ülkeyi kuranlar, cumhuriyeti kuranlar şeker fabrikalarını neden açtı biliyor musunuz? Erzurumlular çayın yanında kıtlama yapsınlar, keyif yapsınlar diye açmadılar. Cumhuriyetin ilk yıllarında çocuklarımız ishalden ölüyordu, ishalden. Onlara en önemli gıda şekerli suydu. Memleketin dört bir köşesine şeker fabrikalarını açarak çocuklarımızı ishalden kurtardılar ama bu haram gıdalar hepsini sattı. Değerli arkadaşlarım, tarımı stratejik bir sektör olarak görmedikleri gibi en büyük yanlışları da hep şu oldu. Paramız var dışarıdan alırız. Ya alamaz. Bazen para işe yaramaz. Savaş çıkar, kıtlık olur, salgın olur, deprem olur, sel olur. Paran olsa da alamazsın. İşte şimdi onu görmeye başladı. Memleketin gıdayla ilgili, beslenmeyle ilgili ciddi problemleri var. 10 yıl içerisinde bir su problemimiz var. Eğer çözüm bulunmazsa 10 yıl sonra çocuklarımız ciddi bir su kıtlığıyla karşı karşıya kalacaklar. İşte bunları içeren Memleket Partisi'nin bir raporu var. Gıda güvenliğiyle ilgili, suyla ilgili, beslenmeyle ilgili, tarımla ilgili çözüm önerilerimizi bir rapor haline getirdik. 19 siyasi partiye raporumuzu gönderdik. Dedik ki size bunu sunmak istiyoruz. Kim randevu verirse üşenmeden gidip anlatacağız. Eğer çok meşgullerse, size randevu veremeyiz derlerse, güvenliğe bırakın derlerse güvenliğe de bırakırız. Pek çok siyasi parti genel başkanı randevu verdi. Sayın Davutoğlu, Sayın Erbakan, Sayın Özdağ, Sayın Bahçeli, Sayın Aksakal, unutmadım değil mi? Randevu verdiler, gittik anlattık. Bir sürü gereksiz adam eleştiri yaptı. Bahçeli'ye niye gitti? Ya kardeşim, tarımla ilgili rapor sunmaya gittik. Niye gittik? Ya onun eleştireceğine, Kılıçdaroğlu niye randevu vermedi diye onu eleştirsene. Onu eleştirsene. Akşener niye randevu vermedi diye eleştirsene. Ben teşekkür ediyorum. Randevu verenler. Öbürler dediler ki genel başkan düzeyinde görüşmeye gerek yok. Genel başkanlar görüşsün. Hay hay. Genel başkan yardımcılarını gönderdik. Onlar görüştü. Ne var burada? Biz memleketin aşını konuşuyoruz. Aşını. Sofrasını konuşuyoruz. Tarlayı, ahını konuşuyoruz. Merayı, serayı konuşuyoruz. Biz memleketin evlatlarının beslenmesi için, gıdası için tekrar söylüyorum. Kim randevu verirse gider anlatırız. Proje bizim. Hiç önemli değil. Beğendiğiniz yerleri alın, yapın, kullanın. Memleketin iyiliği için.